Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün sponsorlu bir içerikte karşınızdayız. Nominex borsasının yeni hizmetlerini sizler için inceleyeceğiz. Bu arada bundaki yatırı çekilişimizde tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla. Videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın, Kripto Teknik başlıyor efendim. Altun nasılsın? İyiyim Oytun, evet senin de söylediğin gibi bugün sponsorlu olarak Nominex'in DeFi platformu olan DeFi NMX'i inceleyeceğiz, anlatacağız. Önce tabii biraz DeFi'den girmek lazım. Malum merkezsiz finans bu ara oldukça popüler. Kendine göre çok ciddi kar fırsatları sunuyor. Aynı şekilde tabii ki çok ciddi zarar fırsatları da var burada. Bu noktada işte birazcık riskli ama şu an popüler olan, trend olan alan burası. En son işte hatta verilere baktığımızda 37 milyar dolar gibi bir para DeFi projelerinde kilitlenmiş durumda ki bu yani çok çılgın bir büyüme potansiyeli var. Biz burada işte 1 milyar kilitlendi, 10 milyar kilitlendi diye haberler yaparken yayınlarda geldi 37 milyara, 100 milyarlara gidecek mi diye bekleniyor. Yani bu DeFi'ye çok ciddi bir, merkezsiz finansa çok ciddi bir ilgi var. Ha tabii burada şundan bahsetmek lazım. Bütün DeFi projeleri ciddi manada risk içerir. Hani kripto projelerinde ise kaybedeceğiniz miktarda yatırmayın diyoruz da bir fayda da gözden çıkaramayacağınız miktarı kesinlikle yatırmamanızı öneriyorum. Çünkü görece olarak çok yeni teknolojiler, açıklar olabiliyor, hatalar olabiliyor. Yani bu proje özelinde değil, her proje için zaten bir faydadan girmişken, yeri gelmişken söyleyeyim dedim. O yüzden tabii pek çok projede sıkıntı olabiliyor vesaire bir şeyler olabiliyor. DeFi alanı bu ara çok ciddi karlar vaat ediyor. Gerçekten çok ciddi karlar da kazanılıyor. Ona göre riskli bir alan. Burada da işte Nominex borsasının birazcık kendi DeFi platformu olan NMX'i ve NMX Swap'ın üzerinden biraz anlatalım. Neler vaat ediyor, neler sunuyor Nominex bu DeFi alanında diye bakalım. Evet, biz önce şu kısmı da söyleyelim. Nominex borsasını önceden incelemiştik. Onu izlemeyenler için kısa bir hatırlatma yapalım. Nominex borsasının Türkçe dil desteği zaten hali hazırda şu anda var. Borsanın hedefi kolay arayüzüyle daha ilk kez borsa deneyimi yaşayacak kişilerin bile zorlanmadan rahat bir şekilde işlemlerini yapabilmesini sağlayabilmek. Günlük 3 Bitcoin'e kadar olan işlemlerde kimlik doğrulaması istemiyorlar. Dilerseniz Visa ve Mastercard üzerinden de para yatırabilirsiniz. Şimdi tabii bu NMX token'la beraber Nominex borsası DeFi alanına hızlı bir giriş yapmış oluyor. Tabii burada NMX tutanlara elinde ciddi avantajlar bu platformda sağlanmış durumda. Bir kere şunu söyleyelim, NMX token tamamıyla deflasyonist bir yapıda tasarlanmış. Yani baktığınız zaman sınırlı bir arzda ve arzı durmadan yakılacak şekilde önceden planlanmış durumda. Şu andan itibaren yaptıkları hamleyle Binance Smart Chain üzerinden likidite havuzlarını faaliyete geçiriyorlar. Pancake üzerinden NMX, USDT ve BNB üçlüsüyle siz de bu imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. Nominex ekosistemi içerisinde nasıl gelirler elde edebilirsiniz? Aslında 3 farklı gelir modelinden bahsetmemiz mümkün. 1. Likidite havuzlarındaki komisyon ücretlerinden. 2. Kişisel stake havuzundan. Üçüncü olarak da toplu olarak takımla beraber yapılan stake havuzundan faydalanmanız mümkün. Evet, burada birazcık sen genel olarak özetledin. NMX token, Nominex'in Web20 formatında yani Binance Smart Chain altyapısında olan token'ı ve bu likidite havuzları da PancakeSwap'ta da eklenmesi gündemde, PancakeSwap'ta da gönderilecek. Yani NMX USDT likidite havuzları Pancake üzerinden de swap edilebilecek. Bu DeFi, NMX'in DeFi içinde gene MetaMask cüzdanı olsun, Trust Wallet olsun veya direkt olarak işte Nominex'in borsa cüzdanı olsun, NMX, USDT ve tabii bir de işte bu gaz ücretlerini ödemek için BNB tutmanız yeterli. Sadece bunlarla beraber direkt işlemleri yapabiliyorsunuz. Buraya işte Liquid Pool'a, Liquid Havuz'una para ekleyebiliyor ve bu parayı da stake edebiliyorsunuz. Genel olarak şöyle değişik istatistikleri var. Mesela içerideki farming 72 yıl boyunca sürecek. Yani bu token'ın toplam arzının piyasaya sürülmesi yaklaşık 72 yıl sürecek. Oldukça uzun vadeli bir dağıtım planı yapmışlar. Şöyle baktığımızda birazcık arzına bakalım. Toplam mesela coin supply'ı 172 milyon 490
4000 gibi bir rakamda. Bu projenin en önemli kısmı zaten bizim de buradan duyurmamızı istedikleri kısmı diyelim. İlk 7 gün yaklaşık 40 bin NMX, ikinci 7 gün yaklaşık 30 bin NMX dağıtılacak, NMX dağıtılacak. Yani ilk 2 haftada neredeyse 2 aylık NMX'i dağıtılacak projenin lansmanına özel diyelim. Ve bu şekilde gitgide azalacak. Mesela işte 3. hafta bu 30 binden 10.400'e düşecek. Gitgide düşerek bir şekilde ilerleyecek. O yüzden ilk 2 hafta önemli. Hani projeyi incelersiniz, beğenirsiniz. Eğer faydalanmak istiyorsanız bu videonun açıklamasındaki linkten ister Nominex'e kaydolabilirsiniz, ister Uniswap üzerinden alabilirsiniz ama hani değerlendirecek olanların ilk 2 hafta içinde değerlendirmesi bence oldukça makul. Çünkü daha sonrasında gitgide düşecek oranlarda bu hani şey kontrol altına alabilmek için çok ciddi enflasyon yaratmamak için ciddi şekilde düşecek ve böyle düşe düşe işte 66 yıl boyunca devam edecek. Toplam 3744 hafta boyunca dağılmış şekilde devam edecek bir planlamaları var. Tabii değişik bir alan hani merkezi bir borsanın merkezi olmayan parası DeFi platformu olarak böyle bir yola girmişler. Bunu tabii birazdan şeyde de göstereceğim ben. Hani arayüz üzerinden nasıl olduğunu, nasıl genel olarak bir tanıtımında yapacağım ama böyle bir toparlamak gerekirse bir merkezsiz borsaya bir adım atıyorlar. Oytun bu demin söyledi, bunu çeşitli yollarda farm etmek, stakelemek söz konusu. Ve bunun için de bu videonun açıklamasındaki linkten kayıt olursanız da her stake kullanıcısına yaklaşık %20 komisyon veriyorlar ki oldukça yüksek bir işte stake bonusu alabiliyorsunuz. Nominex'in şöyle bir arayüzüne baktığımızda zaten arayüzünde aslında böyle Türkçe yarım da olsa bir Türkçe desteği var çoğu borsanın olduğu gibi. Bu DeFi kısmı yeni olduğu için şimdilik yok ama büyük ihtimalle gelir. Nominex borsası da zaten bütün özellikleri şöyle gözüküyor. Bununla beraber şurada DeFi NMX kısmı var. Burada neler var? Şöyle biraz hemen bakalım. Burada NMX token'ın fiyatı yazıyor. Buradan cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Burada işte toplam ne kadar NMX'iniz var, ne kadar NMX farmladınız ve burada swap var. Yani merkezsiz olarak işte USDT NMX çiftlerinde ne kadarlık takas etmek istiyorsunuz bunu görebiliyorsunuz. Aynı şekilde ileride bu Pancake Swap'a da buradan direkt olarak gidebiliyorsunuz. Yani burada direkt cüzdanınızı işte bağlayarak burada işlem yapabiliyorsunuz böyle yetkilendirdikten sonra. Bu şekilde burada işlem yapıyorsunuz. Bunu imzaladım mesela artık benim cüzdanım buraya bağlı. Bundan sonra ne yapabiliyorsunuz? Burada işte önce approve ediyorsunuz trade yapabilmek için, daha sonra devam edebiliyorsunuz. Keza likidite havuzları var burada. Burada neler var? Toplam işte ne kadar likidite kilitlenmiş, ne kadar yani şu an ederi var. Likidite nasıl ekleyip nasıl çıkartıyorsunuz? Burada işte eşit miktarda atıyorum 1000 dolarlık dol ekleyeceksiniz. 669'da NMS ekliyorsunuz. Ki bu %0,28 ediyor. Bunu onaylayarak bu şekilde ekliyorsunuz. Likidite ekledikten sonra da gelir kazanmaya başlıyorsunuz zaten. İşte personal staking'de kişisel stake kısmı burada sizin oraya burada likidite havuzunda dolar NMX kilitledikten sonra burada da işte eklediğiniz kısmı buraya ekliyorsunuz. Buraya da atıyorum 100 birimlik 1000 dolar 1000 birimlik ekledik diyelim. Günlük olarak işte 88 bin sözleşmelik eklersek 88 NMX geliyor. Bunu da onaylıyorsunuz. İstediğiniz zaman da unstake'leyerek geri alabiliyorsunuz. Şu anda içeride de 623.800 dolarlık var ki yani APR dediği de şu an için yüzde faiz olarak 1960 oldukça yüksek. Şöyle baktığımızda işte geri dönüşüm olarak daha en başlarda oldukça yüksek. Şimdilik %5'te başlıyor. Bir haftada %37, 30 günde %161 gibi kuvvetli bir oranda. Buradan da işte ne kadar NMX farm edilebilir, toplam havuz rate'i ve siz ne kadar kazandığınızı görebiliyorsunuz. Burada da işte sizin kendi havuzunuzda. Burada işte yükledikçe daha önce bahsetmiştik level'ınız artıyor. Burada ne kadar kişi davet ederseniz o kadar ödülünüz artıyor. Bu normalde DeFi projelerinde pek olan bir şey değil. Direkt olarak işte burada yazıyor zaten referanslarınızdan %20 daha az masraf yapıyorsunuz. İşte burada hızlı başlayan 50 dolar kazanıyorsunuz.
belli şartları yerine getirirseniz takım ödülü %5'e çıkıyor gibi ödüller var. Tabi partnerden pro'ya işte VIP'ye içerideki dönen havuzdaki dönen ücret arttıkça tabii 3000 dolar likit havuzu ve referans eklersiniz. Bu şekilde sizin seviyeniz artıyor. Bununla beraber bir de team staking var. Şimdi yok ama burada işte ileride arkadaşlarınızla beraber team beraber bir takım kurup stake yaptığınızda bu havuzda çok daha fazla bir şekilde kazanacaksınız. Genel olarak bu şekilde burada istatistiklerde işte swap ve görebiliyorsunuz. Şimdilik bu projenin önemli yanı yeni çıkıyor ve en başta oldukça yüksek oranlarda dağıtım yapılacak. İlk 2 hafta yapılacak dağıtım söylediğimiz gibi. Daha sonrasında işte 2 aylık dağıtıma denk olacak. O yüzden biraz erken giren kazanır modunda bir proje bu. NMX DeFi, NMX yani Nominex borsasının DeFi sistemini size kısaca tanıttık bu videoda. Beğendiyseniz bu videonun açıklamasındaki linkten daha fazla detaylı bilgi alabilirsiniz. Avantajlı şekilde kayıt olabilirsiniz. Dediğim gibi DeFi projeleri belli bir risk barındırır. Bütün riskleri kabul ediyorsanız, projede aklınıza yattıysa bu videonun açıklamasında keza Telegram kanalları da var. Oradan girip detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere, bol kazançlar efendim. Bizi tabii ki Twitter ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.